Merhaba değerli hocam. BioSam YouTube kanalına tekrar hoş geldin. 9 sınıf Paraf Z takımı okula destek kampında önceki dersimizde konu anlatımı yapmıştık. Canlıların ortak özellikleri konusunu tamamlamıştık. Bu dersimde seninle beraber bu konuyla ilgili örnek soru çözümü yapmam gerekiyor. Özellikle biyolojide konuyu öğrendikten sonra ardından soru çözümü yaparsan konunun çok daha iyi pekiştiğini göreceksin. Biyoloji diğer derslerden farklı birazcık. Özellikle matematikte geometride ne yapıyorsun? Konuyu öğreniyorsun. Öğrendikten sonra hem hızlı bir şekilde örnek sorulara geçip öğrendiğini görebiliyorsun ama biyolojide, derslerde genelde çoğunlukla konu anlatımıyla vakit kaybettiğimiz için öyle diyelim. E, soru çözümüne pek önem vermiyoruz. Sen onlardan olma. Soru çözümleri de mutlaka ne yap? İzle hocam. Hazırsak ne yapalım? Sorularımızı çözmeye başlayalım. Şimdi buradaki sorumuzların bak konumuza baktığımız zaman canlıların ortak özellikleri ve virüsler konusuyla ilgili ne yapacağız? Soru çözümü yapacağız. Önceki dersimizde bilimsel bilginin doğası ve bilimsel çalışma yönteminden soru çözümü yapmıştık. İlk sorumuzda bakalım. Diyor ki üreme canlılar tarafından yapılan gerçekleşen bir olaydır. Tüm canlılar üreme özelliğine sahip olmasa da üreme canlılara özgü bir olaydır. Ne demiştik? Her canlı üreyecek diye bir mecburiyet yok demiştik. Buna göre canlının üremesiyle ilgili ne doğrudur? Bir, türün devamlılığını sağlar. Bir canlı ürer. Aynı aynı türden yeni bir canlı meydana getirir. Türün devamlılığını sağlar. Doğru bir ifade. Canlıların hayatını sürdürmesi için zorunlu mudur diyorsun ki hocam? Yaşamak için üremek zorunlu değil demiştik. İki yanlış. Eşeyli ya da eşeğisi olarak canlılar üreyebilir mi? Üreyebilir. Eşeyli üremede kalıtsal çeşitlilik varken eşeysiz üremede canlıların kopyasından meydana getiriyoruz demiştik. Doğruları sormuş. Ne diyorsun? Cevabımız 1 ve 3. Yani C oldu. 2'ye bakalım. Bak kim görüyorsun? Mikroskobik bir canlı. Bakteri. Aerel otu bir bitki mantar ve hayvanlar aleminden bir fareyi görüyorsun. Buradaki farklı özelliklere sahip olan canlılarda hangi özelliklere ortak olarak rastlanır diye bize soruda sorulmuş. Burada canlılarda görülen ortak özellikleri bulmamızı istiyor aslında soru. 1- bir, Birim moleküllerden daha büyük ve kompleks yapılı moleküller sentezleme. Örnek protein sentezi yapma. Ne diyorsun? Geçen ders ki söylemiş olduğum kısmı çizmişsindir. Canlılarda görülen ortak özellikleri yıldız atmıştım. İki defa çizmeni istemiştim. Canlılar ribozoma sahiptir. Ribozom protein sentezler. Her canlı protein sentezleyebilir. Bir evet dedim. Organik molekülleri parçalayarak hücre için gerekli olan ATP molekülünü ürettiğimiz hücresel sunum olaylarını burada görmüş olduğum bakteriler, erel totları, mantarlar ve fareler ne yapabilir? Gerçekleştirebilirler. Yani bu canlılar solunumla ATP üretebilirler. İki de ortak olarak görülür rastlanır dedim. 3. Hücresel olaylar sırasında açığa çıkan zararlı atıkları dışarıya atmaz. Biz zararlı atıkları dışarı atıyorsak boşaltım ismini vermiştik bu olaya. Bu canlılar atıkları ne yapmak durumunda? Atmak durumunda. Sizde de çöpleri kim atıyor bilmiyorum ama bizde çöpleri e, mümkün mertebe ben atmaya çalışıyorum. Nesi devam ettirmek için başka bir canlıya ihtiyaç duymadan kendine benzeyen bireyler üretme. Yani eşeğsiz olarak üreyebilme demiş. Burada görmüş olduğum canlıda fareye baktığımız zaman hayvanlar alemindeki canlılar içerisinde eşeğsiz üreyebilen canlılar vardır. Mesela yassı solucanlardan planarya var. Bu üniteden sonra sınıflandırma konusuna geçeceğiz. Orada bahsedeceğiz. Bu canlıları kestiğimiz zaman kendine benzeyen bireyler meydana getirebiliyorlar. Bitkilerde, bakterilerde, mantarlarda ve hayvanlar aleminden farede bu özellik ne yapılabilir? Rastlanabilir. Cevap ne olur diye sorsak 1-2-3-4 doğru cevabımız S seçeneği oldu. Gelelim 3 nolu sorumuza bak. Öncüller verilmiş. Bize olmayan istemiş. Canların tümü nokta nokta denilen fonksiyonel yapı birimlerinden medene gelir. Biz canların yapı birimine hücre demiştik. Canlar hücre ya da hücrelerden medene geliyordu. Canlar kendi yapısından ve yaşadığı ortamdan kaynaklanan fiziksel ve kimyasal uyarılara ne yapıyor? Tepki gösteriyorlar. Ki verirler buraya tepki yazdık. O zaman tepkiyi eledim. Hücreyi eledim. Devam et. Diyor ki canlar çevrede yaşamasını sağlayan kalıtsal, yapısal ve davranışsal değiş ne adı verilir diye sorarsak canlıların ortama uyum sağlaması. Biz buna adaptasyon demiştik. Hemen buraya A yazdım. Devam et. Enerji elde etme sürecinde medene gelen atıkları dışarı atmaya biz boşaltım ismini vermiştik. Burada beslenme ile ilgili bir bilgi verilmemiş. Hangisi verilmemiştir diye sorulmuş. Cevabımız A seçeneği oldu. Güzel gidiyorsun. Dörde bak hocam. iki tane testimiz var. Bu dersimizde iki tane test çözeceğiz. Bilgin olsun. Hangisi bütün canlıların ortak özelliklerinden biri değildir diyor. Şimdi bak olmayan işsiz dahi bir şey ara. Yani hepsinde olmasın. Genetik Yapısı özdeş çok sayıda hücreden oluşma. Bak dikkat et çok sayıda hücre. Şimdi sen diyorsun ki bazı canlılar bir hücreli, bazı canlılar çok hücreli. Ama burada çok sayıda hücreden olma bütün canlılarda görülen bir özellik değil. Genetik bilgi taşıyan moleküller kim? DNA vardı, başka DNA molekülü vardı. Bunlar bizim nükleik asitlerimiz. E, buradaki bütün canlılarda nükleik asit, DNA, RNA var demiştim. Enerji dönüşümü tepkime gerçekleştirme? Canlılar solunum yapabiliyorlar, fotosentezle ışıktan besin üretebiliyor. Yani enerji dönüşümünü yapma gerekli canlıysan. Kendi proteinlerini sentezleme kim var demiştik söyle bakayım. Canlılarda ribozom bulunuyordu. Bundan dolayı kendi proteinlerini kendileri üretebiliyor demiştik. Katabolizma neydi hocam söyle bana kattan kesmekten aklımıza tutmuştuk. Yıkım demek katabolik tepkimeleri bütün canlılar ne yapabilir yapabilir ama her canlı çok yücelidir diyemezsin. Cevabımız A oldu. 5'e bakalım. 5'i sen çözebilecek gibisin öyle görüyorum. Bak diyor ki yukarıda bir şeyler verilmiş. Buna göre yaşamın devamı için hücre içi veya vücut içi ortamlarda çeşitli faktörler bakımından belli aralıklarda, aralıklarda tutulma zorunluluğu neydi? Söyle bakayım bana. Biz yaşamımızı sağlayabilmemiz için çok sıcakladığımız zaman üstümüzü çıkartıyoruz. Soğuduğu zaman da üstümüze bir şeyler alıyoruz. İç dengeyi korumaya çalışıyoruz. Aferinden varyasyon, adaptasyon, uyarılma, boşaltım değil. Biz buna homeostasi ismini vermiştik. Bu sayede iç dengemizi sabit tutarak hücrelerin yaşamasını sağlamaya çalışıyoruz. Cevap ne oldu? Cevabımız B seçeneği oldu. Güzel gidiyoruz hocam. 6'ya bakalım. Canlıların özelliklerinden bir tanesi olan hücresel yapı ile ilgili neler doğrudur? Bak bu soru hoş bir soru. Bu soru güzel bir soru. Beni izlediğini tahmin ediyorum. Güzel dinliyorsun. Tebrik ediyorum. İlk hücreliler ökaryot, çok hücreler, prokaryot yapıldır. Şimdi bak burada prokaryotun çekirdeği olmayan, ökaryotun çekirdeği olan hücre anlamına geldiğini iyi biliyorsun. Şimdi bir hücreli canlılara baktığımız zaman aklına bakteri gelsin, arkeler gelsin. Bir de amip, öglena, terlik, sayvan gibi canlar vardı. Hatırlıyor musun? Burada önemli bir şey sana öğretmiştim. Amip, öglena gibi canlıların hücrelerin içerisinde ne var diye sorarsak çekirdek var, ökaryot ama bakteriler ve arkeler prokaryot prokaryotçu. Dolayısıyla bir hücreler ökaryot, çok hücreler prokaryot yapılır gibi bir genelleme söyleyemezsin hocam. Bütün hücrelerde genetik bilgi zarla çevrili, çekirdek içerisinde deponları diyorsun ki hocam her hücrenin çekirdeği olacak diye bir zorunluluk yok. Bazı canlıların çekirdeği yok. Biz böyle canlılara prokaryot hücre ismini veriyoruz. Kim gibi? Bakteri, arke gibi. Dolayısıyla her hücrede çekirdek olacaktır ifadesi yanlış olur. 1 ve 2 yanlış cevap çıktı. 3. Stoplazma ve hücre zarı ne demiştik? Bütün canlılarda bulunur demiş doğru bir ifade hücre zarı vardı canlılarda. Hücre zarının içerisinde dolduran bir sıvı biz buna spoplazma demiştik. Bütün canlı hücrelerde bu yapılar bulunur diyoruz. Cevabımız yalnız 3 yani C seçeneği oldu. 7'ye bakıyorsun. Diyor ki, canlı bir organizma neye sahip olmayabilir? Şimdi diyorsun ki aminoasitlerden protein sentezi yapma canlı hücrelerde olur mu? Diyorsun ki hocam bu canlıların neyi vardı? Ribozomu vardı. Hocam onu ne zaman öğreneceğiz? En son ünitede. Nerede? Hücre ünitesinde öğreneceksin. O yüzden şimdilik acele etme. Bunu bil. E, bu şekilde ilerliyor biraz biraz biyoloji. Bir şey üretiyoruz. O ne alaka diyorsun? E, i̇leride üreteceğiz diyorsun. Kızıyorsun. Biyoloji bence bir ders. O yüzden 9. sınıfa hoş geldin diyorum. ATP üretme tüketme. Bir zahmet canlıysan ATP üretip tüketebildim hocam. Yaşamak için ATP'ye ihtiyaç duyuyoruz. Eşeyli ya da eşeysi olarak kendine benzeyen bireyler meydana getirme. Belki bu canlı üremiyor olabilir. Kısır olabilir. Bu yüzden bu ifade sahip olmayabilir dediği için cevabımız neyi almamız lazım? 3 almamız lazım. Sen de C diye işaretledin diye düşünüyorum. Doğru cevabımız C oldu. Gel bakalım 8'i. Hatırlıyor mu virüsleri böyle uzay gemisine benzeyen bitleri vardı. Bu neyi vardı? İçeride genomları vardı. Dışarıda bir kapsitleri vardı. Sonra neyi vardı? Kuyrukları vardı. Ayakları vardı. Böyle konaklara tutunuyorlardı. Egzantilik rokete benzeyen dayılarımız. Virüsler hücrelerin dışında ne yapmazlar? Hiçbir şey yapmazlar. Ölü gibiydi. Doğru mudur? Beslenme, büyüme, sindirim, oksijen kullanımı, gibi olayların hiçbirini yapmıyor. Hatta virüsler sadece ne demiştik? Çoğalabiliyorlar. Sayılarını arttırabiliyorlar. Onlar da beslenme, büyüme, sindirim olayı olabilir. Nerede? Kuyrukları, kuyruk ayak kuyruk kısmında konağın duvarını delebilmek için sindirim olayı yapabiliyorlar demiştik. Ama hücre dışındayken ne yapamıyor? Yapamıyor. Sadece konağa tutunursa ancak o zaman yapabiliyor. Virüslerde metabolik enzimler olmadığı için oksijen kullanımda ne olmaz? Gerçekleşmez cevabımız. Hiçbiri virüsler hiçbirini yapmaz. Nerede? Dışarıda. Hücre içerisinde girdikleri zaman ne yapıyorlar? Çoğalabiliyorlar. Hücre tutundukları zaman da enzimleri yardımıyla konağın duvarını, zarını delebiliyorlar diye ifade ettik. 8'e E dedik. Doğru mu söyledik? Aha da 8'imiz. Doğru cevabımız E'ymiş. 9'a bakıyorsa E maşallah. Ejderha gibi sorumuz. Gördüğünüz üzere kocaman bir virüsümüz var. Küresel bir sargı, salgına sebep olan SARS-CoV-2 virüsünün şekli şematisi edilmiş ve hücre dışında herhangi bir aktivite göstermediği söylendi. Bak virüsümüz bir şey yapmıyor. Peki bu virüsümüzle ilgili buna göre virüslerin hangi özelliklere sahip olmaması canlı kabul edilmelerini engellemektedir. Yani virüslerde canlılık özelliği gibi daha doğrusu şöyle virüslerin canlı ya da cansız olarak davranabildiğini söylemiştik. Yani ne canlı ne cansız diyebiliyorduk. Organik madde içerdikleri için protein kılıfa sahipler virüsler bu özellikten dolayı canlıdır diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Birinci eledim hocam. Hücresel yapıya sahipler mi virüslerimiz? Virüsler hücresel yapıya sahip değiller. Bundan dolayı canlı olarak ne olmuyor? Kabul edilmiyorlar. İki nolu Öncülü ne yapmalıyız? Almalıyız. Dışarıdan ihtiyaç duydukları ve besinleri alıyor ama virüsler besin falan ne yapmıyorlar? Almıyorlar. Üretici ya da tüketici değiller. Bunu da ne yapmalıyız? Almalıyız. Bu özelliğe sahip olmadığı için virüsü canlı kabul edemiyoruz. Metabolik aktiviteleri gösteremiyorlar. Virüslerde metabolik faaliyetlerde görevli enzim sistemi yok. Dolayısıyla virüsler bu özelliğe sahip olmadıkları için canlı kabul edilemiyorlar. Cevap ne olur dersek E seçeneği oldu. Edebiyat sorusu gibi, paragraf sorusu gibi sorumuz. Doğru cevabımız E seçeneği oldu. 10 sorumuza bakalım. Diyor ki bak kolay bir soru. Bunu sen sen çözersin Attıklar. Bir hücreli tüm canlılar da görülmez demiş. Bak bir hücreli canlımız kimler? Söyle bana. Bakteriler, başka arkeler bunlar prokaryot. Bir de kim vardı söyle bakayım. Amip var başka, öglene var başka, terlik hayvan var. Bunlar hakkına gelmesini istediğim canlılar başka. Maya mantarı da var hocam. Maya mantarı da bir hücreli bir mantar ama genelde bunları düşünürsen işin kolaylaşır. Bir, organik besinlerin yıkılmasıyla ATP üretme. Hocam bir hücreli canlıysan ne yapabilirsin? Ee, organik maddeleri yıkarak enerji üretebilirsin. Fotosentezle. Ne diyor? Besin üretme demiş. Tüm bir hücreli canlılarda demiş. Hocam her bir hücreli canlı fotosentez yapacak diye bir mecburiyet yok. Niye? Sen biliyorsun ki fotosentez yapabilmek demek o canlıların üretici olması anlamına geliyor. Her canlı üretici değil. Cevap ne? B gibi devam et. Boşaltımlı atıkları bir hücreliysen de çok hücreliysen de atıyorsun. İhtiyaç duydukları proteinleri neyle artık öğrendin değil mi hocam? Ribozomla üretebiliyorsun. Enerjide üretmen gerekiyor. Yaşamını sürdürebilmen için üretemiyorsan. Zaten hıkık ahiret turizm ölüyorsun hocam. Cevap ne çıktı? Çıktı. Cevabımız B seçildi. Şimdi senle beraber birinci testimizi bitirdik. İkinci testimize de kaç tane sorumuz var bakalım hocam? 8 tane sorumuz var. Ardından üçüncü testte yani buradaki test 5'i sana ödev olarak vermek istiyorum. Hemen senle beraber kaldığımız yerden devam edelim. Yukarıda maşallah öğrendiğimiz paragraf yazmış. Diyor ki buna göre numaralı kısımlara yazılacak kavramlar hangisinde verildiği gibi yazdırırsa şemamız doğru olur demiş. Okuyalım. Diyor ki canlıların kendi yapısından ve yaşadığı ortamdan kaynaklanan uyarara te yanıtlar vermesi biz ne ad vermiştik? Uyarılara karşı tepki demiştik. Bir hücreli canlılarda hücrelerin hacim ve kütleci canlıların ne diyor çok hücrelilerde e, ek olarak sayıca artış gö göstermesi. Biz buna büyüme demiştik. Doğru mudur hocam? Bir hücreli canlılar hacim artışıyla çok hücreliler hücre sayısını arttırarak büyüyorlardı. Peki canlıların ihtiyaç duydukları enerjiyi hücre içerisinde gerçekleşen bir dizi kimyasal tepkimeyle besinlerden elde edilmesine biz ne diyoruz? Solunum tepkimeleri diyoruz. Aerobik, anaerobik solunum diye bahsetmiştim. O zaman birinciye tepki, ikiye büyüme, üçüncüye solunum dememiz lazım lazım. Cevabımız E seçeneği oldu hocam. Doğru şekilde yapmamızı istemiş. İki kek bir soru. Bence sen bunu çözersin. Diyor ki ne güzeli bir canlının yaşamını sürdürmesi hangisine bağlı değildir? Yani hangisi mecbur değil demek. Bak canlılarda görülen özellikleri düşüneceksin ortak özellikleri. Olmayan bir tanesini aramamız gerekiyor. Bir, protein sentezleme. Bir zahmet protein sentezle hocam. Canlarda enzimler var. Protein yapılı bileşikler Daha ileride öğreneceğiz. çeşitli ipkimelerde ATP üretebiliyorlar ama en üretirsen iyi olur. Yaşamını sürdürebilirsin. Üçe zarından madde alışveriş yapman gerekir. Besinleri alman, atıkları atmalısın. Boş atıkları atmalıyız ama bölünerek çoğalma. Ne de bana, ne bana. Ne demek bu? Üreme demektir. Her canlı üreyecek diye bir zorunluluk yok. Cevabımız ne oldu dersek? Cevabımız E seçeneği oldu. He bir tebrik ediyorum. İkiyi de çözdün. Üç, aha bak uzay gemisi geldi. Kim? Virüs hocam. Virüsün şekli verilmiş. Bu bakteriyofajla ilgili ne yorum yapabilirsin? İçerisinde çoğaldığı hücrenin nükleotitlerini tüketir. Ne demek biliyor musun? Nükleotitlerini tüketir. Yani hücredeki adenin, guanin, timinleri tüketir. Orasileri tüketir kendinden bir tane daha yapar demek. Yönetici molekülleri protein kılıfla çevrildir. Bakıyorsun burada kapsit dediğimiz yönetici molekül neyle? Bir, 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 kapsi, bir, bir, bir kapsit, dediğimiz protein kılıfla yönetici molekül olan DNA'yı ya da RNA'yı. Bak ikisi beraber yok demiştik. Ne yapıyor? Çevrelemiş. Enfekte edeceği hücreye kuyruk kısmında tutuluyor. Evet hocam tutunarak ne yapıyor? O hücrenin konağın duvarını zarını eriterek içeri genomunu bırakıyor diye ifade etmiştik. Virüs ne yapar? Buradaki virüsümüz bu işleri yapabilir burada şu ifadeyi çok göreceksin. Bak akıllı çocuksun. Sorudan bilgi öğrenmeye devam et hocam. Faj demek yen demek. Bakteriyo faj demek bakteride üreyen virüs anlamına geliyor. Haberin olsun. Yani sorularda bakteriyo faj görüyorsan aklına bakteride çoğalan bir virüs gelmesi gerekiyor. Her zaman böyle şeklini vermeyiz. Haberin olsun hocam. Ve alt, alttaki dört nolu sorumuza bakalım. Soruda diyor ki bir sürü bilgi verilmiş. Bakteriler ve arkeleri prokaryottur. Yani çekirdekleri yoktur. Protistler, mantar, bitki ve hayvanların çekirdekleri olduk için ökaryot diye ifade ediyoruz. Prokaryot ve ökaryotlarda ne, yok, ne ortak değil? Şöyle bakayım bana. Çekirdek ve zarlı organel ikisi beraber ortak değil. Kimlerde var? Ökaryotlarda var. Bakteri, arkide, çekirdek ve zarlı organel yok ama protein üretebilmesi için ribozom var mıdır? ikisinde de vardır hocam diyoruz. Buna göre hangisi yapılamaz? Canların tümü hücresel yapı gösteriyor. Evet canlar bir hücreli ya da çok hücreli olabiliyorlar mı? Olabiliyorlar. Birinci dedik? Evet dedim. Bir etikme attım. Çekirdek içerme tüm canlı için ortaktır demiş diyorsun ki her canlı çekirdek olacak diye bir mecburiyetimiz yok. Dolayısıyla ki yanlış gibi. Ribozon bakteri ve bitki hücrelerinde ortak olarak bulunan yapılardan bir tanesi. Evet bakteriler, bitkiler ribozoma sahip demiştik. Hayvanlarda zarlı organel bulunur. Neden? Hayvanlar ökaryot. Çok kullanacağız hocam. Ökaryot çekirdeği olan demek. Ama arkeler aynı bakteri gibi oldukları için çekirdekleri yok. Tüm canlılar kendine özgü molekülleri, proteinleri üretebilir. Niye? Ribozonları var. Dolayısıyla bu ifademiz de doğru. Bak şuradan bilgi veriliyor. Canlılar kendine özgü çeşitli enzimleri ve proteinleri üretmek zorunda. Bunları da yardımıyla yapıyorlar. Hangisi yapılamaz? Ne diyorsun? Her canlı çekirdek olacak diye bir zorunluluk yok hocam. Beşe bakalım gayet güzel gidiyorsun. Az kaldı hocam. Buna göre bitkiler tarafından yapılan yaprak dökümü dizisi de vardı hatırlıyorsun. Damlama olayları canların hangi özelliği? Niye bitkiler yaprak döküyor? Cevap biriken bazı tuzları uzaklaştırmak ister. Biz buna boşaltım diyoruz. Üreme, solurum, gelişme, beslenme bizim aradığımız şıklar değil. Cevabımız B seçeneği oldu. Gel alta bakalım. Bak virüsleri şemat şematize etmişler. Burada üst tarafta DNA virüsleri, altta RNA virüsleri dikkat etmeni istiyorum. Şemaya göre ne yorum yapabilirsin? Okuyalım. Bazı virüsler DNA ve RNA. Bak ders anlatımda da, kural altında da özellikle sana hep vurguladığım şeylerden bir tanesiydi. Virüslerde hem DNA hem RNA yok. Onlarda ya DNA ya RNA var. Bir yanlış. Virüslerde yönetici molekül DNA ya da RNA olabilir. Bu da tamam dedim. Son öncü, bazı virüslerde birden fazla RNA bulunabilir. Bak rotavirüsü ve grip virüsüne bakıyorsun. İçeride İki tane RNA molekülü zinciri gözüküyordu. Dolayısıyla bazı virüslerde birden fazla RNA bulunabilir ifadesi de bizim için doğru olur. Cevabımız 2-3 yani E oldu hocam. Bir iki tane soru kaldı gayet güzel diyorsun. 17 dakika olmuş bana göre. Senin saatin kaç dakika olmuş bilmiyorum. Tebrik ediyorum. Su gibi akıp geçiyordur. Kimse soru çözümü izlemeyi sevmiyor. Niye? Vakit kaybı görüyor. Ben soruyor. Harcarım diyor. Ama aslında iki tane örnek soru çözümü videosunu böyle izlese neden bahsedildiğini anlayacak ama tembellik ediyoruz. Yani yapacak bir şey yok. Sen dinlediğin için, izlediğin için kendini şansı sayabilirsin hocam. Diyor ki aşağıda şekiller çok hücreli canlıyı oluşturan organizasyon basamaklarını temsil etmiş. Buradaki hangileri hangi basamakları bir hücreli canlılar da sahiptir. Bak bir hücreli canlılar da sahiptir demek onlarda da olması gereken şey. Neydi hatırlıyor musun? Ne demiştim ben sana? Atom, molekül, organel, hücre çizdirmiştim. Bak yazmanı istemiştim. Hücreden sonra doku, organ, sistem, organizmo diye geçiyordu. Hepsinde hücresel yapı olan hücre zarı mutlaka bir hücrelerde de çok hücrelerde de olmak mecburiyetinde. Ama ama kas dediğim şey nedir dersek hocam bu bir doku. Mide bir organ. Organizma en büyük basamağımızdı. Bir hücreli canlılar buradaki basamaklardan olsa olsa sadece hücre zarına sahip olabilirler. Hücre basamağına kadar gelebildikleri için cevap ne olur dersek A seçeneği oluyor. Bahsetmiştim bundan konu altım kısmında. 8 sorumuz son sorumuz hocam. Diyor ki insanlarda sistemlerinden hangileri metabolizma sonucunda at oluşan atıkların doğrudan dışarıya atılmasını sağlayan bizim şey, neyimizdir diyor uzaklaştırılması sağ diye sorulmuş sinir sistemine baktığınız zaman metabolik atıkları uzaklaştırmada ne yapıyor? Görev almıyor sinir sistemi. Vücudumuzun denetlenmesi ve düzenlenmesi de o görev oluyor. Dolaşım sistemi ne yapıyor? Kanımızı vücuda dolaştırıyor, atıkların doğrudan dışarıya atılmasını sağlamıyor. Yani buradan kollarından kan fışkırıp atıkları ne yapıyoruz? Dışarı atmıyoruz. Ama boşaltım çişimizi yaptığımız zaman solunum, karbondioksit nefes verdiğimiz zaman ne veriyoruz? Karbondioksit. Boşaltımda ne atıyoruz? Üre atıyoruz. Yani amonyak içeren azotlu bir bileşik atıyoruz bu sayede vücudumuzdan bo boşaltım ürünlerini doğrudan dışarı verebiliyoruz. Cevap ne oldu diye sorarsak cevabımız 2-4 var mı? 2-4 özür 3-4 doğru cevabımız C seçeneği oğlu verdi. Sana buradaki son testi bak kaç sorumuz varmış? 10 tane sorumuz varmış. Sana ödev olarak veriyorum. Ardından ardından seninle beraber alıştırmalar yapacağız. Bilimsel çalışma, canlı ortak özellikleri ve virüsle ilgili alıştırmalarım olacak. Burada boşluk doldurma doğru yanlış örnek sorumuzu çözerek ardından yaşam yani canlıların sınıfı sınıflandırılması ünitesine kaldığımız yerde ne yapacağız? Devam edeceğiz. Dokuzlar. Liseye geçtiğiniz için hafif böyle üzerinizde hali hazırda ergenlik vardı diye tahmin ediyorum. Sen akıllı bebeğe benziyorsun ama sınıfında böyle patates gibi takılan, yani kendini böyle daha keşfedememiş, yeni yeni keşfetmeye çalışan, benliğini oluşturan arkadaşların olacak. Sen de bunlardan bir tanesin. Hayat uzun bir maraton. Lise hayatın boyunca öğrenmiş olduğun bilgiler seni üniversiteye taşıyacak. Üniversite mezunu olduktan sonra da bir mesleğin olacak. Bu meslek sayesinde hayatının kalan ömrünü geri kalan zamanda evine ekmek götürebilecek donanıma sahip olacaksın. Okumak zorunda mısın? Söyleyeyim değilsin. Yani gidip tamirci de olabilirsin. Su tesisatçısı olabilirsin. Elektrikçi olabilirsin. O da tamircisi olabilirsin. Bu mesleklerde gerçekten çok güzel e, paralar kazanıyorlar. Evlerine çok güzel ekmekler getirebiliyorlar. Yani içerisinde, e, içinde okuma ile ilgili bir istek var mı yok mu değerli hocam? Bunu kendin düşünmelisin. Üniversite insana bakış açısının genişlemesi, ufkunu genişlemesi gibi olaylar, özellikler katar. Yani herkes üniversite olacak diye bir mecburiyet yok hocam. Bilgin olsun. Annem baban, abin ablan ne kadar oku aslanım benim, oku kızım, oku oğlum deyip böyle darlasalar da en iyi kararı sen vereceksin. Gerçekten insanlara faydalı olmak için, insanlara yardım etmek için, işini iyi yapabilmek istiyorsan 9. E, sınıftan da ufaktan ufaktan çalışman gerektiğini söylüyorum. Dediğim gibi zorlamayacaksan, lise diploması alıp geç kaçacaksan sorun değil. Takılabilirsin ama hedeflerin varsa 9, 9 çok güzel bir zaman. 10, 11, 11. sınıfta artık üniversite hazırlık başlar. Ondan sonra İnsanlar tutuşmaya başlar. Gerçekten dersin yılan ulan sınav geliyor ne yapacağım ne edeceğim deyip telaşlanmaya başlarsın. Erkenden sana bunları söylemek istedim kıymetli hocam. Beni güzel dinlediğin için çok teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde ne yapacağız diye merak ediyorsan bir sonraki dersimizde seninle birlikte canlıların sınıflandırılması konusuna geç geçe vereceğiz. Farklı bir bölüme geçeceğiz. Diyeceklerim bu kadar. Abone olmadan gitmeyin. Gebertelim. Videoları beğenmeden izliyorsunuz. Allah sizi davul etmesin. Ben gidiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bay